Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mezun. İzin verilmiş. Yani tasarrufa izin verilmiş köle veya çocuk bahsinden bir kısım okumuştuk. Şimdi ikinci kısmına devam edeceğiz. Ve ma lezimel mezune. İzin verilmiş olan köleye lazım gelen minnet deyin, borçtan lazım gelen şeyler, bir sevi ticaretin ticaret yaptığı için alışveriş yaptı, borçlandı. Emma fi manaha veya bu manada bir iş, ne gibi kebeğin ve şirayın satmak, almak gibi bir şeyle ve ticaretin kiralamaktan dolayı ve ticaretin kiraya vermekten dolayı bir şeyi ve gaspın birisine malını izinsiz aldı, gasp etti ve cahdi emanetin, emanet verilmişti onu inkar ediyor ve okur emanetin emetin, şira, satın aldığı cariyenin ki batı ehvanı cima etmişti. Ondan dolayı gereken bir mehir. Bu gibi borçlardan dolayı mezun köle üzerine lazım gelen şey festuhukkat, bu borçlar da hak edilmiş birisi tarafından. Hak sahibi istiyor. Bunlar yeteallaku bir akabetihi. Direkt kendisinin boynuna, kendi maliyetine, kendi şahsına taalluk eder. Efendisine değil. Ne olacak şimdi? Feyubâ'u, satılır bu hususta. Tabi inlem yeftihi, o borç hakkında fidye vermiyorsa el mevla efendisi. Ya bu köle bana lazımdır, borcunu ben ödeyeyim, köleyi kurtarayım demiyorsa bu sefer köle ne olacak? O borç yerine satılıp borç ödenecek. Alan kişi de bunu bilecek. Ve yoksa mu taksim edilirse hemen onun ücreti, kölen ücreti. Ve mafi yedi elinde olan mallar, min kesbi kazancında olan mallar hepsi toplamda taksim edilir. Bil hissası, hisseyle alacakların hissesine göre dağıtılır. Sevaun, eşittir bu durum. Kesebehu, onu kazanmış olsun. Kablet deyni, borçlanmadan önce. Ebbadehu veya borçlanmadan sonra kazansın, fark etmez. Ebittehebehu veya da ona hibe edilsin, fark etmez. Yani bu adam bu parayı borçlanmadan önce kazanmıştı. O para benimdir, senindir gibi bir ayrım olmaz. Çünkü ne oldu? Sonuçta hepsi kölenin bedenine taalluk ediyor. Ama bakiye aleyhi, üzerine kalan borç ödendi ama bitmedi. Yutalebu bihi, ondan talep edilir. Bade etkihi. Köle bu borçları şimdi nasıl yapacak? Ödecek. Çalışıp ödeyecek. Efendisi onu da çalışıp ödemesiyle beraber hür ederse, hür olduktan sonra bunu ancak diğer kalanı ödeyebilir. Değilse öyle borçlu olarak bekleyecek. Ya efendisi bunun borcunu öder, kurtarır ya da böyle beklerler. Ve ma akazehu seyyiduhu, efendisinin aldığı şeyler mühünün kölenin elinden, kablet deyni, borçtan evvel, borç çıkmadan evvel efendisi köleden para almıştı. Ticaret etti ya, onları aldı mesela. Bunlar la yüstereddü, geri verilmez. O alındı gitti. Ve lehu, efendisi vardı, ahzu galleti mislihi, ücretinin miktarı kadar gelirinden alma hakkı vardır. Ma vücudi deyn. Borç bulunmakla beraber kölenin borcu var. Aynı zamanda da geliri var. O gelirden kölenin normal getirdiği gelir kadarını efendi kölenin kazancını alabilir. Aynı zamanda da borç ödeniyor ama. Ve zâidü aleyha, gelirin üzerine artan kısım lil hurama'yı, alacaklara verilir. Ve yenhaciru, men edilir. El me'zunu, izin verilen köleye men, yasak getirilir. İn ebeka, kaçarsa. Efendisinden habersiz, izinsiz giderse kaçmış oluyor. Bu durum onun tasarrufu durdurulur. Ya da evmate seyyiduhu, veya efendisi ölmüş. Bu durumda o ne oluyor? Köle varislere kalıyor. Ev cünne mutlukan, sürekli şekilde delirmiş efendisi. Bu durumda gene köle ne oluyor? Varislere geçiyor. Ev lahika bir daril harp, veyahut da tarlalara kaçmış mürtetten mürtet oldu. Bu durumda gene ne olacak? Efendi yok gibi sayılıyor. Delirdi, mürtet oldu veya öldü. Köle şimdi ne olacak? Yeni bir kişinin eline geçecek veya onun hakkında hüküm verilecek. Bu yüzden kölenin tasarrufları burada durduruluyor. Ev hucre aleyhi, veyahut da kendisi üzerine men kondu. Bu durumda gene kölenin tasarrufu durdurur. Ve alime bihi, bunu
bildi. Ekseru ehli sukihi, çarşıdaki esnafın ekserisi bu kelenin merildiğini bildiği bu durumda yaptığı tasarrufa geçmez. Ve lemetü cariye de yasaklandırılır, men edilir. İn istevledeha seyyidüha. Efendisi onu kendine çocuk yapan hanım olarak alıp ondan çocuğu olursa ne oluyor? Ümmet oluyor. Bu durumda o kadın artık dışarıda tasarruftan men ediliyor. La in debbereha. Efendisi onu müdebber yapsa, ben öldükten sonra hürsün dese, onun tasarruflarına men gelmez. Ezmenül kıymete fakat. Bu durumda efendi sadece kıymet öder. Lil gariimi alacaklılara. Fihima. Müvelet veyahut da müdebber olduğu zaman cariye. Bu durumda satılamıyor. Satılamayınca da alacaklılar varsa onların borcunu kim ödeyecek? Efendi cariyenin kıymetinden ödeyecek. İkraruhu, mezun kölenin ikrar etmesi, bir şeyi, bir borcu kabul etmesi, badel hacri, menelikten sonra bir deynin bir borcu kabul etmesi, ikrar etmesi, ebben ma fi yedihi, bienne o şey ki ma fi yedi elindedir, o şey nedir? Emanettir diye. İkrar etmesi, ev gaspın benim değil yani demektir. Ev gaspın gasptır, başkasının da demesi sahih sahiptir. O zaman elinde olan şeyden o verilir. Kılafen lehumma imamene göre bu da sahih olmaz. Çünkü elinde olan şey efendisine aittir diyorlar. Ve nisturika deynuhu, borcu kaplasa neyi? Rekabetehu, boynunu. Borçlanmış, borç kendi değerini, kıymetini aştı. Daha ve mafi yedi elinde olan şeyi de kapsadı. Bu durumda la yemlikü seyyiduhu, efendisi malik olamaz, sahip olamaz, mafi yedi elinde olan şeye sahip olamaz. Çünkü onlar alacaklıların. Velev a'taka abden, efendi bir köleyi hür etse, mimafi yedihi, elinde olan şeye karşılık. La esuhu sahip olmaz. İmam Azim Hoca sahip olmuyor. Ve induhuma, imamı meyne göre, yemlikü, efendim sahip olur o elindeki şeylere. Ona sahip olur. Feyasıfı tkuga. Bunun karşılığını seni hür ettim demesi de sahip olur. Köle hür olur. Elindeki şeyi efendiye verir. Tabi o elindeki şeyler kimindir? Başkalarının mallarıydı. O zaman onlara ne yapacak? Değeri ödenecek, tamam mı? Ve in lem yestarik, borcu kaplamasa bedenini, yani kendi maliyetinde fazla borcu yoksa, bu durumda saha hür edilmesi sahiptir ittifakın. Çünkü niye? Demek kölenin de malı vardır yani. Elinde ne varsa, evet, o senin ona karşı hürsün dediği zaman elinde biraz para kalıyor. Diğerlerin diyelim borcuna gidiyorsa, elinde biraz fazla kalıyorsa, o fazlalığa karşılık köle hür olmuş olur. Az olsun, çok olsun. Ve sıhı bey'uhu, bu kölenin satması sahiptir. Min seyyidi efendisine bir mislil kıymeti, kıymetinin misliyle bir şeyi satması caizdir. Burada töhmet olmaz. La biakale, daha az fiyatla satması caiz olmaz. Orada töhmet olur. Para kaçırıyor derler. Tamam mı? Ve bey'u seyyidihi minhu, efendisinin de kölesine bir şey satması caizdir. Bir misliyle, misli kıymetiyle onu borçlandırmıyor. Normal kıymette satıyor. La biaksere, fazla kıymette satması caiz olmaz. Çünkü o zaman köleye borçlandırmış olur kendini. Hele ba'a bi eksere, fazlasıyla satsa, yahuttu ezzaide, yahut Mevla düşer, efendim düşer, neyi? Ezzaide, fazla kalan kısmı, fazla kısmı ücretten düşer. Evet da yankudul beya, veyahut da dilerse alışverişi bozar. Niye? Çünkü fazlalık ne oluyor? Fazla para alacağı zaman borçlulara ödeyeceği parayı kendisi almış oluyor. Onun hakkını çiğniyor yani. Ve selleme seyyiduhu ileyhi, efendisi teslim etse el mebiya, mebiyi satışta olan mebi, mesela bir araba sattığını onu ona teslim etse, kabile nakdi semen, ücret vermeden evvel arabayı teslim etti ona, sakata semenü, köle arabayı alınca ücret vermesi düşer üzerine. Çünkü efendi ona arabayı verince mebi zaten alacağını almamış, alma istememiş gibi oluyor, tamam mı? Ücreti ondan düşmüş. Çünkü zaten kendi kölesi, kendi arabası. Ve lehu efendisi vardır. En la yusellimehu, o mebiyi teslim etmemesi hakkı da vardır. Hatta yehuza semenü, ücretini alınca kadar bekler. O da var. Ve yazmanu seyyidü, efendi öder. Bi'etakihi,
el me'zune medyunen. Seyyid Efendi öder, kime ama öder? Borçlulara öder. Nesel bi etakihi köleyi hüretmesiyle el me'zune. İzin vermiş olduğu köleyi hürederse o kölenin borçlarını kim ödeyecek? Efendi ödeyecek. Kime? Ne oldu o köle? Medyunen borçlulardı. Ne kadar öder? El ekalle min kıymetihi. Kıymetinden daha azı ve minet deyni borçtan daha azı. Kıymeti ne kadar? Borç ne kadar? Hangisi daha azsa efendi o kölenin bu hesabını gider. Onun alacakları olan alacak sahiplerine öder. Yani kölenin kıymeti 1000 lira. Borç 1200 lira. Ne yapacak? 1000 lira öder. Borç 1000 lira. Kölenin kıymeti 1200 lira. O zaman 1000 lira öder zaten. Ve ma zâde min deynihi alâ kıymetihi. Kıymetinden kıymeti üzerine borçtan daha fazla kaldı. Mesela kıymet 1000 lira. Borcu 1200 lira. 200 lira kaldı. Ne olacak? Tûlibe bihi mu'takan. O köle hür edildiği zaman hür olan köleden o alacaklılar talep ederler. Eyn ba'ahu efendi onu satsa ve o kölede mezun köle medyunun müstarakun bütün ücretini kaplamış olan bir borçla borçlanmış olsa evet ve gayyebehu müşterihi müşterisi onu kaybetse köleyi aldı gitti görünmüyor feli guramayı şimdi alacaklılar için vardır icazetü bey'i bu alışverişe izin verme hakları vardır ve ahzü semeni alışverişe izin verince ücreti alırlar. Alışveriş olunca kendi paraları alınacak. Eyata tedminu eyyin şa'u diledikleri kişiye ödettirme hakları vardır. Kimden? Mine seyyid efendiden, evli müşteri müşteriden. Ya müşteriye ya efendiye ödettirirler. Ne ödettirirler? Kıymettehu, kölenin kıymetini. Ve in dammenu seyyide efendiye kıymeti ödettirirlerse sümmer ruddel aleyhi sonra müşteri getirip köleyi efendiye geri verse bir ay bir ayıptan dolayı efendi parayı ödemişti alacaklara. Raca efendi döner aleyhim alacaklar üzerine dönüp ister. Bil kıymeti kıymeti ile olan ödediği parayı onların geri alır. Ve ade hakkuhum onların hakkı geri döner. Fil abdi kölede. Sizin hakkınız köledir. Köleyi alın ne yaparsanız yapın der onu. Ve ba'ahu efendi köleyi satsa vel hal halbuki ve aleme bildirse kevnihi medyunen bu köle borçludur ha diyerek köle satsa el guramayı alacaklar için var reddül bey'i alışverişi geri çevirebilirler. İn lem yasıl gel ulaşmamışsa semen ücreti ile kendileri. Parayı almamışlarsa o zaman bu alışverişi bozarlar. Beyin vasıla ücret ellerine geçmişse la muhabate fil bey'i alışverişte de eksik bir satış ücret kırması da yoksa fela yani onların geri verme hakkı yoktur. Fin gâbel bâyû satan kişi bâyî yani köleyi satan kişi gayb olsa gitse fel müşteri satın alan leyse hasman lehum müşteri hasım olamaz lehum o alacaklar hakkında karşısında. İn enkeret deyne müşteri ben boş boş bilmem dediği zaman o zaman karşısındaki o alacaklılar bunun parası bizim olacaktı. Biz hakkımızı alacaktık. Bu köle onun için satıldı deyip ondan muhasama edemezler. Çünkü müşteri onların muhatabı değil. Orada ne olacaktı? Bayi olacaktı ki onların parasını versin. Hemen kim ki kale dedi. Bir adam bir şehre gelmiş diyor ki ene abdu fulanin. Ben filanın kölesiyim. Feştera satın alıyor ve bağ satıyor. He? Ve endi bi Yusuf'e orası mı? Ebu Yusuf katında hüve o müşteri hasmun. Onlara hasım olur. Ve kudâ lehum bitteyn. Borçları onlar için öder. Müşteri demek ki parayı onlara verir. Ve ben kâle bir adam bir şerike diyor ki ene ben abdu filan filan kölesiyim. Feştera veba alıyor satıyor. Hükmü bu adamın hükmü nedir? Kel me'zun, me'zun köle gibidir. Kimse bir şey demiyor demek ki. Yasak yok. İlla ennehu fakat şöyle bak illa yubâhu fitteyn. Bu adam borçlandı. Borcu hakkında bunu satalım da borcu ödeyelim denemez. Çünkü bunun köle olduğunu
Kimse bilmiyor. Ta ki malem yukırre seyyiduhu bi iznihi. Efendisi kim ise o adam, ben bunu efendisiyim, buna izin verdim diye ikrar etmedikçe bu meçhul olan kişi hakkında böyle bir şey yapılamıyor. Faslun, sabi ve bunak kişinin bazı tasarrufları var. Tasarrufu sabiyi, çocuğun tasarrufu in nefa'a, eğer faydalıysa nikel İslam, mesela İslam'a girmek gibi ve kabulil hibeti, hibeyi almak gibi ve sadakada sadakayı almak gibi, bu çocuğun lehinedir. Bunlar saha bila izni, izinsiz kabuldür. Ve in darra, eğer zarar verirse ket talak, karısının boşaması gibi, çünkü orada mehir verecek, ve itak, köleyi hürretmesi gibi, köle bedavadan gidecek, bunlar felayası sayılmaz. Vele bir iznin, izin olsa bile çocuk olduğu için sayılmaz. Çünkü ehliyet bali yok yani, buluyor. Ve in ihtemelehuma, yaptığı tasarruf ihtimalli olsa, bir taraftan faydası var, bir taraftan zarar varsa, kel beyi ve şirayı, alışverişleri de böyledir. Saha saytir bil izni, efendisi ona, babası ona izin vermişse olur. La bidun, izinsiz olmaz. Fe izâ ezine lissabiyyi fit ticareti ebuhu, babası çocuğa ticarete izin verse, ev cedduhu, dedesi izin verse ama indi ademi, baba yokken dede izin verse, vasiyye hadime, ve baba dede öldü, vasi bıraktı. O vasi olan kişi çocuğa izin verse, evil kadı, ya da kadı izin verse, hukmu, bu çocuğun hükmü, hukmul abdil me'zun, köle, izin verilen kölenin hükmü gibidir. Tabi bir şart en yakile, akletmesi, sabır etmesi şartıyla, neykevnel bey'i, alışverişin olmasının, ne olmasın, saliben lil mülki. Satış, mülkü elden çıkarıyor. Sattım bunu, elden çıktı. Ve şirayı, kevni şirayı, alışın olmasını bilir, ne dedi olmasını, caliben lehu mülkü celbedici. Sattığın zaman bu mülk elden gidiyor ama para gelecek. Ha? Aldığın zaman mal sana geliyor ama para gidecek. Bunları bilmesi şartıyla. Çocuğa izin verilirse bulunabilecek. Felev ekarra, çocuk, izin verilen çocuk ikrar etse bir mafi yedihi, elinde olan şey min kesbihi, kazancındandır. Ben bunu kazandım diyor. Ev irsi ya da mirastır diyor. Saha bu ikrar sahiptir. Vel ma'tuhu, bunak olan kişi bir menzileti sabiyi, sabi gibidir. Fesaha iznül vasiyyi, vasi olan kişinin izin vermesi, evil kadı, hakimin izin vermesi, le abdi dil yetimi, yetim çocuğun kölesine, çocuk yetimdir ama kölesi var, köle buluğa ermiş olduğu için ona izin verebilirler. Evet. Ne meseleler var, görüyor musun? İslam nereleri, daha nereleri kuşatmış, görüyor musun? Bugün sadece İslamiyet namaz, niyaz, hac, oruç, zekat, öyle zannediliyor. İslam bizim her şeyimize düzen getirdi, yeni bir düzen getirdi. Cahiliği yıktı, medeniyet getirdi, İslam medeniyeti. İslam yaşamayan adam medeni değildir. Asıl yobaz o, asıl cahil o, Firavun, Nemrut taifesinin zamanını yaşıyor. Her ne kadar teknik, lüks de yaşasa bile Firavun kadar lüks değildir o. Ya, Firavun'un lüksü, değil mi? Her taraf altın, gümüş, bezemiş adam, süslenmiş, lüks içinde yaşıyordu. Ama abdest yok, namaz yok, iman yok, temizlik yok, kul hakkı yok. Necaset. Bugünkü Amerika Avrupa nedir? Necasetin ta kendisi. Hayvanlar onlardan daha ehvendir. Niçin? Hayvanın aklı yok, sorumlu değil. Hayvan günah işlemez, hayvan kafayı çekmez, hayvan küfretmez. Ya, hayvan oruç tutmaz, hayvan namaz kılmaz. Bu da var ya. Hayvan evlenmek için nikah yapmıyor hayvanlar, biliyor musunuz? Bunlara gerek yok. Davuzuna da çalmıyorlar. İnsan çok, değil mi, garip bir varlık. Bir tarafı hayvana benziyor, bir tarafı meleğe benziyor. Nefis var, hayvana benziyor. Ruh var, meleğe benziyor. O yüzden imtihan çok büyük. Geçersek Allah'ın izniyle çok büyük bir makam elde edeceğiz. Büyüklerimizin beri. Geçemezsek çok büyük bir tokat diyeceğiz. Niye? Çünkü madem biliyordun, duyuyordun da niye yapmadın? لِمَ تَكُولْنَ مَا عَلَى تِفَانُ. Yapmadığın şeyi ne söylüyorsun millete? Ahkam kesiyorsun. İşte okuyan, okutan, bilen kişiler anlatıyor bir şeyler ya, onları yaşaması lazım. Yaşamadığı için işte insanlar tesirlenmiyorlar. Bu kadar senedir ben dinliyorum,
1970'ten beri 68, 69, 70, 75 falan ne vaazlar. Faiz şöyle, içki böyle, çıplaklık böyle. Gene millet çırılçıplak, gene faiz azalmıyor. Niye? Çünkü konuşanlar kendileri bu işi yapmıyordu ki demek ki. Değil mi? Faiz alma diyorsun, gidiyorsun maaşını bankadan alıyorsun. Allah'ın hiç olmasa finans kurumuna da o da yok. Ya devlet öyle yapmış diyor. Orası daha fazla veriyor. Bu adamın sözü tesir etmez. Cenab-ı Hak ilim, amel, iflas cümlesine nasip etsin. Velhamdülillah Rabbil alemin.